Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar, ben Murat Can Safyürek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün 19 adımda CSGO FPS arttırmayı göstereceğim. Daha önce birçok video çekmiştik. CSGO FPS arttırma, bilgisayar hızlandırma, internet hızlandırma. 10 binlerce, 100 binlerce kez izlendi. Son attığımız videolarda zaten attığımız günden itibaren binlerce izlenmeye başladı. Şimdi de 2021 yılı için güncel olarak bir CSGO FPS arttırma videosu çekeceğim. Tüm bilinen CSGO FPS arttırma yöntemlerini bir arada içeriyor bu video. O yüzden baştan sona sıkılmadan bu videoyu izleyip uygularsanız başka bir video izlemeye ihtiyacınız kalmaz. Hadi o zaman videoya geçelim. Hızlandırma ayarlarına geçmeden önce bir geri yükleme noktası oluşturacağız. Video boyunca gösterdiğim ayarları yaptıktan sonra eğer bu ayarları geri almak isterseniz, vazgeçerseniz tek bir tıkla bu geri yükleme noktasından o ayarları geri alacağız. O yüzden geri yükleme noktası önemli. Arama kısmına hemen geri yükleme yazıyorum. Bakın geri yükleme noktası oluştur şeklinde bir şey çıktı. Buradan hemen oluştur diyerek CSGO FPS arttırma öncesi yazıyorum. Ve oluştur diyorum. Şimdi bir geri yükleme noktası oluşturacak. Daha sonra ben size bu geri yükleme noktasından nasıl geri yükleme yapacağımızı da göstereceğim. Dediğim gibi geri yükleme yaparak ayarları geri alabilirsiniz. Olur da videodaki ayarlardan memnun kalmazsanız, ama %99 ihtimalle böyle bir şey olmayacak. Yani ayarlardan memnun kalacaksınız. Yine de işimizi garantiye alıyorum. Ve sistem geri yüklemeye tıklıyorum şu anda. Bakın farklı bir geri yükleme noktası seç. Bunu sadece göstermek için yapıyorum. Gelip buradan geri yükleme yapmayın. Eğer ihtiyaç duymazsanız. Eğer olur da geri almak isterseniz, bakın burada CSGO FPS arttırma öncesi, ileri derseniz, devam ederseniz tüm ayarları geri yapabilirsiniz. O zaman gönül rahatlığıyla ayarlarımıza geçelim. Göstereceğim bazı ayarlar için dosya indirmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında bu dosyayı bulabileceksiniz. Hemen sağ tıklayıp indirdikten sonra dosyaları ayıkla diyerek bunu indirebilirsiniz. Bu arada işte link kısaltma servislerine falan koymuyorum. Tık diye dosya TC'den indirebiliyorsunuz. Yani çekinmeyin. Klasörü indirdikten sonra bakın burada belli şeyler var. Bakın burada 1 yazıyor, başlatma ayarları. Buna giriyoruz ve şuradaki komutu kopyalıyoruz arkadaşlar. Hemen kopyalıyoruz ve Steam'e geçiyoruz. Steam'den CSGO'ya geldikten sonra sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Ve bakın bende burada yazılı ama sizde boş olacak. Buraya kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz. Daha sonra bakın sizde şunlar tıklı olacak. Oyun için sistem arayüzünü etkinleştir ve Steam VR bla bla bla. Bunların tiklerini kaldırıyoruz arkadaşlar ve bunu buradan kapatıyoruz. Şimdi oyun ekranımıza geçeceğiz. İkinci adımımızı yapmak üzere. FPS gösteren iki komut var. Birincisi net alt tire grab 1. Bunu yazdığımızda bakın şuraya bir FPS geliyor. Aynı şekilde net grab 0 yazarsam FPS kayboluyor. Buna ek olarak CL alt tire show FPS 1 yazarsak bu sefer sol üst köşeye geliyor. CL alt tire show FPS 0 yazarsam kapanıyor. Ben şimdi ilk gösterdiğim yöntemle FPS'imi açacağım. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak FPS'im 70, tabi çok oynuyor ama 70 diyebiliriz, 70'in biraz altında. Siz de FPS'inizi bu şekilde öğrendikten sonra gelin yorumlara FPS'inizi yazın. Video sonunda tüm ayarları yapınca tekrar gelin yeni FPS'inizi yazın. Aradaki farkı yeni izleyenler, yeni girenler videoya görsünler. İşte Ahmet şu kadar FPS arttırmış, Tuğçe şu kadar FPS arttırmış şeklinde. Böylelikle onlar da videonun faydalı olduğunu görebilsinler. Ek olarak yazdığınız tüm yorumları cevaplayacağım. Böylelikle karşılıklı olarak etkileşime geçmiş olacağız. O zaman hemen bir sonraki adıma geçelim. Üçüncü adım için hemen ayarlar kısmına tıklıyoruz. Görüntü ayarlarını yapacağız sizlerle birlikte. Buradan varsayılanlara sıfırla diyerek ben varsayılan ayarları getiriyorum. Buradan görüntü modunu tam ekran olarak ayarlıyorum. Dizüstü enerji tasarrufunu da devre dışı olarak ayarlıyorum. Evrensel gölge kalitesini çok düşük olarak, bakın otomatik 2.3 üstte çok düşük değil, çok düşük olarak ayarlıyorum. Model doku detayını düşük olarak ayarlıyorum. Doku akışını etkin olarak ayarlıyorum. Efekt detayını düşük. Şöyle shader detayını düşük olarak ayarlıyorum. Çoklu CPU kullanımını etkin olarak ayarlıyorum. Oyuncu kontrastını arttır. Bunu devre dışı bırakıyorum. Bunu atladık. Bunu devre dışı bıraktım. Çoklu CPU kullanımını etkin olarak ayarlıyorum. Keskinliği yumuşatma modunu şuradan yok olarak ayarlıyorum.
keskinliği yumuşatmayı da şuradan devre dışı olarak, yani FXAA keskinliği yumuşatma, bunu da devre dışı olarak ayarlıyorum. Doku filtreleme modunu 2 doğrusal süzme olarak ayarlıyorum. Ondan sonra kalan tüm aşağıdaki 4 ayarı da devre dışı. Zaten şu 3'ü devre dışı. Şunu da devre dışı bırakırsam tamamdır. Değişikleri uygula dersem görüntü ayarlarımın sonuna gelmiş oluyorum. Zaten bakın görüntü ayarlarını yaptığım gibi FPS 100'lere kadar çıktı. Sadece burada bile yaklaşık 30-35 FPS artışı almış durumdayız. Şimdi devam edelim. Dördüncü adımda FPS sınırımızı kapatacağız. Tekrar konsolu açıyorum. Nasıl açıyorduk? ESC ve tab'a basarak, tab'ın arasındaki tuşa basarak, yani kesme işaretine basarak bunu açtık. Buradan FPS alt dire max 0 yapıyorum. 0 yaptığımda yani sınırı kaldırdım anlamına geliyor. Sınır koymuyoruz anlamına geliyor. Nedir bu? Oyun belli bir FPS, mesela atıyorum 100 FPS'te limitliyor ki daha fazla elektrik tüketmesin, daha fazla bilgisayarı yormasın diye 100'ün üstündeki FPS'i mesela kilitliyor. Biz bunu kaldırarak FPS'i sınırsız hale getiriyoruz. Tabii ki yine bilgisayar ne kadar desteklerse o kadar FPS alacak ama en azından oyun kendi kendine FPS'i limitlemeyecek. 5. adım için oyunumuzu Windows'un alt kısmına almamız gerekiyor. Hemen şöyle Steam'e geçersem sanırım alacak gibi, ya da şuradan masaüstüne, evet. Oyunu bakın şu şekilde aşağıya aldık. Oyunun çünkü açık olması gerekiyor. Oyunu sakın kapatmayın. Oyunu alt taba basarak aşağı alın. Sonra buradan görev yönetisine girin. Burada uygulamalar arasında oyunumuzu bulacağız. Bakın CSGO'yu buldum. Sağ tıklayın ve ayrıntılara git deyin. Ayrıntılara git dediğimde CSGO X'e tekrar sağ tıklayacağım. Burada benzeşmeyi ayarla kısmına tıklayacağım. Buradan bakın tüm işlemciler diyor. Buradan GPU 0'ın tikini kaldıracağım. Diğer GPU'lar işaretli olacak. Tamam diyeceğim. Tekrar CSGO'ya sağ tıklayacağım. Öncelik ayarla diyeceğim. Buradan gerçek zamanda öncelik ya da yüksek öncelik olarak değiştirebilirsiniz. Yüksek öncelik ya da gerçek zamanda öncelik yaparsanız bu ayarda bitmiş oluyor. 6. adım için indirdiğimiz klasöre tekrar giriş yapıyoruz. Şöyle. Buradan QXUPU'ya giriyoruz. Hangisi bilgisayarınızın versiyonuna uygunsa, 32 bitse, 64 bitse onu kurun. İki kere tıklarsanız bu QXUPU'nun kurulumunu yapabilirsiniz. Ben de zaten kurulu olduğu için hemen arama kısmına QXUPU yazarak ben uygulamayı açacağım. Bakın şu şekilde. Siz zaten ilk kurduğunuzda da otomatik olarak uygulama açılacak. Ve gerekli ayarlarımızı yapacağız. Evet, geldik. Buradan yüksek performansı seçiyoruz. Daha sonra buradan şu ayarların hepsini %100 çektikten sonra apply diyeceğiz şuradan. Eğer siz bu ekrana geldiğinizde şurada yüksek performans diye bir ayar çıkmazsa arama kısmına hemen güç yazın. Güç planını düzenleye tıklayın. Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştirir ya da şöyle bir üst menüye dönersek daha iyi olacak. Bir üst menüye döndüm. Bakın burada güç planı oluştur kısmı var. Burada gördüğünüz gibi yüksek performans diye bir plan oluşturabiliyorum ve bu plana isim verebiliyorum. Yüksek yüksek tepeler falan. Şöyle bir plan oluşturabiliyorum. Bundan sonra bunu oluşturup kapattıktan sonra QXUPU'yu da kapatıp tekrar açarsanız burada yüksek yüksek tepeler isminde bir plan oluşacak. Bu planı seçebilirsiniz. Bu şekilde bu ayarları yapabilirsiniz. Daha sonra Advanced CPU Settings kısmına, daha sonra da Speed Shift kısmına geliyoruz. Buradan bakın şu üçünü en sağa, en alttakini en sola alıyoruz. Zaten bilgisayar hızlandırmada QXUPU'nun detaylı kullanımını anlatmıştım. Açıklama kısmında bilgisayar hızlandırma videosuna girebiliriz. O yüzden buraları açıklamayacağım. Bunları yaptıktan sonra apply diyerek bu adımı da bitirebilirim. 7. adımda performans ayarlarımı yapacağım. Arama kısmına performans yazacağım. Windows'un görünümünü ve performansını ayarla kısmına tıklayacağım. Bakın buradan bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin diyor. Buradan en iyi performans için ayarlaya tıklayınca buradaki tüm tikler kalkıyor. Gelip buradan simgeler yerine küçük resimleri göster ve ekran yazı tip kenarlarını düzelt ayarlarını tikledikten sonra uygula ve tamam diyeceğim. Bu Windows'un grafiklerini kısacak. Windows'u daha böyle tasarımsız, daha çirkin bir hale getirecek ama bilgisayar hızını arttıracak. İstediğin zaman zaten buradan Windows için en iyi olanını Windows seçsin tıklarsanız grafikler yerine gelir. Bu sefer bilgisayarınız daha yavaş olur. Bu şekilde bu ayarlarımızı yaptık. 8. adım için arama kısmına odaklanma yardımı yazıyoruz. Hemen buradan odaklama yardımını şuradan
yalnızca alarmlar olarak ya da yalnızca öncelik kısmından belirli programları öncelikli olarak ekleyerek, şuradan uygulama ekle diyerek öncelikli yapabilirsiniz. Yalnızca alarmlar derseniz siz o an oyun oynadığınızda dış olarak sadece alarmlar programlarıyla ilgilenir Windows. Onun dışında hiçbir şey için kendini yormaz. O yüzden buradan yalnızca alarmlar diyeceğim. 9. adım için arama kısmına oyun modu yazıyorum. Hemen oyun modu ayarlarına gelip oyun modunu açık hale getiriyorum. Sonra buradan Xbox Game Bar'a gelip Xbox Game Bar'ı kapatıyorum. 10. adım için arama kısmına grafik ayarları yazacağım. Burada göz atlayarak CSGO'nun seçili olduğu klasöre gidip CSGO'yu seçmem lazım. CSGO'yu nereden bulacağım diye soracak olursanız hemen Steam'e gidip CSGO'ya sağ tıklarsanız, şuradan özellikler derseniz ve yerel dosyalara gidip şuradan göz ata tıklarsanız CSGO'nun kurulu olduğu yer açılır. Bura açıldıktan sonra gelin şu üstten şu konuma bir kere tıklayın. Şunu alın, kopyalayın. Kopyaladıktan sonra grafik ayarlarına geri dönün ve göz atlayın. Göz atlayıp şu üst sekmeye o konumu yapıştırırsam CSGO'yu çok kolay bir şekilde bulacağım. Bakın yapıştırdım. Evet. CSGO karşımda. Hemen CSGO'yu seçtim ve ekle dedim. Ekle dedikten sonra seçenekleri tıklıyorum. Buradan yüksek performansı işaretliyorum. Böylelikle ekran kartımı öncelikli olarak CSGO'ya atamış oluyorum ve buradan kaydet diyebilirim. Hazır CSGO'nun ana dizinine gitmişken, yani oyunun açık olduğu klasöre gitmişken, CSGO'ya sağ tıklayıp özellikler diyeceğim. Buradan uyumluluk kısmına bir kere tıkladıktan sonra yüksek DPI ayarlarını etkinleştirden şu ırayı tıklayacağım, bakın. Şurayı tıklayacağım ve tamam diyeceğim. Daha sonra şuradan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak diyeceğim. Ve uygula deyip tamam diyeceğim arkadaşlar. 12. adımda bilgisayarımın çerezlerini temizleyeceğim. Bu yüzden arama kısmına çalıştır yazıp buraya temp yazıyorum. Yazamadım. Temp yazdım. Enter'ladım. Çıkan tüm dosyaları Ctrl A ile seçebilirim. Ctrl A. Hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Sil dedim. Aslında burada Shift Delete yaparsanız direkt geri dönüşümden de siler. Daha faydalı olur. Bunu bu şekilde bazı dosyaları silemeyecek. Onları atlayabilirsiniz. Sorun olmaz. Sonra geliyorum. Bunu kapatıyorum. Arama kısmına bu sefer hemen çalıştır yazdıktan sonra çalıştıra yüzde temp yüzde yazıyorum. Aynı işlemi buradakiler için yapıyorum. Bu sefer Shift Delete yapıp kalıcı olarak sileceğim. Silemediklerini şu şekilde şunları tık atarak atla diyeceğim. Daha sonra arama kısmına tekrar gelip tekrar çalıştır açacağım. Ve çalıştıra Perfect yazacağım. Enter'layacağım. Devam diyeceğim burada izin istese de. Ctrl A ile hepsini seçtikten sonra Shift Delete yapıp bu çerezleri de sileceğim arkadaşlar. Silinmeyenleri bırakacağım. 13. adım Windows'un güncelleştirmelerini yüklemek. Bunun için güncel yazdığımızda zaten güncelleştirmeleri denetle kısmı çıkıyor. Bakın buraya gelip Windows'unuzda bir güncelleme varsa önce bir tarayın, güncellemeyi bulsun ve güncellemeyi yapın. Bilgisayarınız güncel olduğunda daha hızlı çalışır. Bu adımı bu şekilde yapın. 14. adım Hanimiş Teknoloji kanalına abone olmak. Biliyorsunuz biz sürekli olarak ücretsiz eğitim videoları paylaşıyoruz. Buna ek olarak tabii ki katıl butonundan ücretli olarak da katılabilirsiniz. Ücretli katıldığınızda daha fazla içerik görebiliyorsunuz. Daha fazla destek alabiliyorsunuz. Ama zaten ücretsiz videolarımız da mevcut. Eğer katılmak istemezseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bakın en son yayınladığım internet hızlandırma, bilgisayar hızlandırma ve Valorant FPS arttırma. Çok daha fazlası gelecek. YouTube eğitimlere gelecek. Daha fazlası için zaten göz atabilirsiniz. 15. adım için klasörüme tekrar giriş yapıyorum. Buradan HP'et kapatma diye bir kısım var. Buradan HP'et kapatma kodunu alıyorum. Şu şekilde kopyalıyorum. Çalıştır kısmına şöyle çalıştır yazıyorum ve CMD yazıp enter'lıyorum. Enter'layıp bu kodu Ctrl V ile yapıştırdıktan sonra enter'layıp tamam deyip kapatıyorum. Bunu HP'yi istediğin zaman açmak isterseniz bu kodu kullanabilirsiniz ama biz performans için kapalı durmasını öneriyoruz. 16. adım için hemen yanında yazdığı gibi klasörden GameBoost'u çalıştıracağız. İki kere tıkladığınızda GameBoost arka planda çalışıyor. Ekrana asla bir şey gelmiyor. Hani ben görmedim, çalışmadı demeyin. Arka planda çalışıyor. Bu şekilde bilgisayarınızı oyun oynamanız için optimize ediyor. 17. adım için şu şekilde RAM yöneticisine giriş yapacağız. Şunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıracağız arkadaşlar. Evet diyeceğiz. Çalıştırdıktan sonra bu yine bu da ekrana gelmeyecek ama bakın şuraya gelecek. Buradan buna çift tıkladığında bu sefer ekrana gelmiş olacak.
Buradan önce bunu stop diyerek durduruyorsunuz. Şurada şu kısmı 0.50 yapıyorsunuz. Daha sonra bakın şurada sistem memory diyor. Burada kaç bin yazıyorsa bakın 8000 yazıyor. Burada kaç yazıyorsa yarısını buraya yazın. Yarısını şuraya yazın. Mesela bende 8000 yazıyor. Ben yarısını 4040 olarak yazdım. 8087. Küsuratlar çok önemli değil. Buraya gelip direkt 4000 de yazabilirsiniz. Ortalama olarak bunun yarısını yazmanız yeterli. Bu iki kısmı doldurduktan sonra start diyerek bunu çalıştırabilir ve şu şekilde geri bu kısma getirebilirsiniz. Bu program dışında bu program ve şu GameBoss dışında yapılan ayarların hiçbirini her seferinde her bilgisayar açtığınızda, oyunu açtığınızda açmanıza gerek yok. Sadece GameBoss ve RAM yöneticisini her bilgisayar açışınızda açmanızda fayda var. 18. adım için şu şekilde Regedit optimizasyon klasörüne giriş yapıyorum. Buradan sırasıyla devre dışı DVR1, devre dışı DVR2, oyun optimizasyonu, tam ekran düzeltmesini çalıştırıyoruz. Bunların hepsini. Daha sonra şurada Z1 ve Z2 var. Bunlardan sadece birini çalıştıracağız. Düşük ve ortalama sistemler için Z1'i, yani bilgisayarınız ortalama ve altıysa Z1'i, ortalamanın üzerindeyse, yani iyi bir bilgisayarınız varsa Z2'yi çalıştırın. Buradan bu ayarları beğenmezseniz geri almak için şunları çalıştırabilirsiniz. Ben niye çalıştırmıyorum diyecek olursanız, bunlar Regedit ayarları olduğu için bunları yaparken ekran kaydı durabiliyor. O yüzden ben şu an durmasın diye bu ayarları şu an yapmayacağım. Bir önceki klasöre gelip 19. adım için CSGO öncelik verme klasörüne giriş yapıyorum. Bakın buna tıkla diye zaten belirtmişim. Buna çift tıklayıp ayarları etkinleştirdiğimde CSGO'ya öncelik vereceğim. Yine bunu geri almak, sıfırlamak isterseniz şuna bir kere tıklamanız da yeterli. Bakın buna tıklayacağız ayar için. Geri almak istersek sıfıra tıklayacağız. Ayarların sonuna geldik. Daha fazla video için kanala abone olduğunuzdan emin olmayı unutmayın. Onun dışında kişisel profilim, Instagram adresim vesaire, kişisel gelişim YouTube kanallarım vesaire hepsi açıklama kısmında mevcut. Orayı bir kurcalayın, işinize yarar bir şeyler bulacağınızdan eminim. O zaman yorumlarda görüşelim. FPS'iniz ne kadar arttı? Bir sohbet edelim. Bir isteğiniz varsa onları da yazabilirsiniz. Yorumlarda görüşelim. Hoşça kalın.